İyiymiş ya. Evet, şu poşet çıkacak zaten Antalya'da. Gidiyoruz. Görüşürüz. Kayseri'ye gidiyoruz. Hadi bakalım, beraber yolculuk yapacağız. Dün akşamdan başlatacaktım ama çok fazla video fotoğraf çekiyorum. Sivitimi giydim. Eşofman altımı giydim. Hazırlandım, gidiyoruz. Murat gelmedi herhalde daha. Rabiş bizde gelmiyor. Nehir, havam, ben, annem, babam. Abla o sivitli montu çantaya getireceğim oraya. Kuşumun yanına geldik. Annem gene buraları düzeltiyor. Burada yolluk var. Bir sürü şey yaptım. Size sadece üstlerimi göstereyim. Börek. Nereden? Ben sen bu taraftan gelecek sanıyorum ya. Kendine koşalım, koşayım. Besterde mi bu? Kestil. İşi incirden. İncir. O taraf da meşhur zaten. Mesela Antep tarafından geliyor da şey böyle uzun böyle şey bar. Hamuz var ya. Yolculuktayız dediğim şey, yol kenarından bir şeyler aldım. Nar da varmış. Büyük duruyor. Kimse yok ki. Abi geçen gün birimdeydi 40 lira. 40 kilo. 1000 de falan. Bu anmediyoruz. Avukat. Tamam, nereye koyacağız? Bunu elli yapacağız. Biz burada inan 50 liraya kendimize. Allah Allah. Vallahi yalan dersin. Bir de tasarı ediyorlar bir şey. Hep kendim biliyorum ben. Bacı. Hani bunu elden çarptık, bu da 60 lira. Yarım kilodur bu ya. 60 lira, hep kendi. Bacı koy lan, koy, dua eder sana. İnan 50 liraya muzu kendiniz alıyoruz. Bunu kaç lira verdin? 120 lira verdin. Kanka da ben 120 lira. 240. Arada da lan 20 lira kaldı. Buraya şey koy, güneş enerjisi. Yaptın mı? Var. Anne kafanı sola çeker misin? Sen ortadan çeksen anne oluyor. Bakın şimdi. Tünelin ucu var. Sonu. Her deliğin bir çıkışı vardır güzel. ...68 metre. Hayır oğlum. Ne güzel ama. Kaç kilometre fark ettiriyor baba bu şimdi? 15 kilometre. Bu tünel mi dedik Ertuğrul? Evet. 50 kilometre. 50 kilometre mi? Abart 5 kilometre. Gece vurmayın bunu don ya. Şimdiden sonra hayır, soğuk çıkıyor. Ben vurur şimdiden sonra. Aynen. Bozuk paranız var mı? Amca orada toplamış. Biz de buradan aldık.
Gidip de azıcık da ben toplayayım. Şimdi bence bir yere koyalım da. Çok da olmasın diyeceğim. Olur mu da kötü. Biz geçen sene Hüyük'ten toplamıştık. Açık değil. Ben aldım, yola devam. Konya'da bir mola. Ay bulutlar çok güzel. Konya'da vermedim bugün ya. Vereceğiz. Biz buraya gelirken dönüşte deniz sanmıştık. Ne gölü bu? Beyşehir. Beyşehir. Van Gölü'ne kadar buraya geldi işte. Büyük olarak. Navigasyon bize köy yoluna soktu. Ya bayağı köy. Konya. Ama çok güzel. Konya gösteriyor. Oldu. Nasılım? Çok güzel. Ama burası bayağı soğuk bu arada. Üşüdüm. Arkadaşımın evine gidiyoruz. Bebişi oldu. Hatice benim lise arkadaşım. Biz aynı sınıfta, aynı sıralarda okumuştuk. Şimdi de evlendi. Geçen sene Özlem ablayla geldiğimizde de uğramıştık. O zaman hamileydi. Şimdi bebişi var. Onun küçük bir maymunu aldım. Petrolde başka bulabileceğim bir şey yoktu. O yüzden öyle küçük bir oyuncak aldım. Böyle kalp tutuyor. Gösteririm size. Şimdi halam namaz kılıyor. O yüzden durduk. Nehir, ayıcıya getirsene maymunu. Annem bildi, acıkmış, bir şeyler yiyorlar. Ben kötü oldum ya, başım dönüyor. Kahve falan içtim, faydası yok. Arkadaşım Sinem'in yanına da uğradık. O taşı aldı. Onun yanına... Ne oldu? Tavuk saldırısına mı uğradı? Şuna bakın. Bir şey aldım. Anne geliyor. Kekte Hatice'nin nasılmış? Ah, asansör var. Daha bir şey kek. Anne, bunlardan bahşiş alalım mı? Bunda benden küçüğü var. Böyle kocaman bir bahçeniz olacak. Bunları alıp koyacaksınız. Aksaray'dayız. Nehir, bana bir tane ice de alsana. Limon ya da limon. Çok güzel ya. Aksaray'dayız. Yoruldum artık. Zannettin Allah aşkına. Ama başka bir şey. Ama ya. Allah başka bir şey yapacağım. Welcome to Kapadokya. Haplar da buradaydı, geçtik. Balonları salın. Ben geldim. İminal mi yara var artık? Akşam şeyde onu isteyeyim. Şükür. Ay çok kötüyüm var ya gerçekten. Ya kusacağım ya da bayılacağım. Mahvol. Çok kötü. Hala geçeyim mi? Aman var ya. Çilek elinde, sarma, börek, muz, fıstık, annemin çanta, benim çanta. Işık mı? Çilek nerede? Ha, sende. Tamam. Şunu
eklemek istiyorum. Altınay biliyorsunuz buraya geldiklerinde sürekli benden soğuk kahve istiyordu. Ben de saat kaç olur sorusunu yapıyordum. Oraya giderken de sürpriz yapacağımız için Altınay görmesin diye Sevilay teyze de bilmiyordu. Biz Mehmet amcayla konuştuk. Sevilay teyzenin işi. Bir de Emir Han'la konuştuk. Dedik ki biz geliyoruz, annen geliyor, sürpriz yapacağız. Aslında biraz da haberleri vardı. Bir tek Altınay'ın yoktu. Hiç beklemiyordu bizi. O yüzden böyle kaldı. Çok mutlu oldu. Beraber vakit geçirdik. Çok kalmadık zaten. Orada iki gece kaldık. Sonra Ankara'ya gittik hemen. Instagram'da paylaştım. Soğuk kahve deyince aklınıza kim geliyor diye. Birisi şey yazmış. İsmi değişik bir çocuk vardı diye. Altınay ismi. Bizimkiler ismini söyleyemediği için Dolunay falan diyordu. O yüzden de öyle kalmış akıllarında. Kayseri çok güzeldi. Gerçekten çok iyiydi. Ben mutlu oldum yani. Çok iyi geldi bana. Herkese Kayseri'den günaydın. Çok güzel bir kahvaltıyla uyandık. Ben elbisemi götürmeye... Altınay uyandın mı? Köy tereyağı. Hemen şu şekilden anlarsınız zaten. Sevgili teyzenin hepsini kendisi yapmış. Bu da çemenmiş. İlk defa böyle çemen görüyorum. Mandalina getirdik. Bu bizim mandalina farklı. Bir de kokulu mandalina var. Hava buz gibi buz. Gerçekten sadece şu havadan zaten havanın soğuk olduğunu anlayabilirsiniz. Yeterince hava aldı. Altınay uyandığı ne kadar belli. Gel bakalım karışmaya başladı. Terzi kapalıydı anne. Kahve yapıyoruz, dibek kahvesi. Sevilay teyze doğu tarafından getirtirmiş. Serdar dayı sürekli o tarafa gidiyor, yük götürüyor. Şöyle bir kahve, dibek kahvesi. Yapıyorum. Kahvelerimiz özel bir kahve. İçtin mi bunu? Şuna baksana güzel. Ne? Bak bir de ona bak. Hı. Al. Annemle çekip story atacakmış. Aslında buraya girseydik burada tersiler var da. Verirdik, dönüşte alırdık. Şuradan girelim, şurasına gireyim. Benim elbiseyi bir türlü verecek yani bulamadım. Benim dediğim yer şurada bir kahveci bak. Tamam, orada kal. Burası ne diye geçiyor? Bırak burası. Tespihçiler gördünüz mü? Çek neyse. Neler? Tespihçiler. Onlar tespih pazarlıyorlar. Gel. Ne? Anne bozuk para verme. Burada yatacağım. Anne burada yatacağım. Burada yat. Tut şunu ben kuş tutacağım. Hala yardım et. Tutulmaz hayır. Tutmayalım mı? Niye? Direkt direkt uçururuz. He. Gelmez dostum. Anlu. Çekil. Arina geri dur yanına çık birlikte ol. Çekil geri gel altına. Arkadan sen bakarsın. Nehir arkasına. Kim yakaladı? Evet. Evet.
Elif bak bakayım şimdi buraya. Maşallah dedeme bak. Allah razı olsun. Bir tane bana alsana. Anneciğim. Burası medreseymiş. Cuma vakti ya, gerçekten çok kalabalık. Şimdi taksana parmağını. Filmlerin 17, 4'ten büyüğü vardı. 21 olması lazım. 19. Kaç? 18. 19'u tak o zaman, getir. Kar tanesi de var. Getir bakayım. Olmaz. Kar tanesine bakar mısın? Şunu tak. Nehir 19'u tak işte, 19'dan büyük yok. Yok mu? İyi be. Anneannemin çoraplarından. Hala çoraplara bak. 50. Nehir şu suyu Habibe'ye baksana. Üst tarafı. Ama bir potluk var. Gel. Söyleme. Kızım da var bir tane Zora. Al abim. Aslan. Bu çok güzel abim. Güzel mi? Sevindim. Pekmez. Şey değil yani. Annemin en sevdiği. Sağ ol abi. Tütüye götürelim. Öğrenmiş miyim Gizem? Bu işi yapıyorsun abi. Allah razı olsun. İyi değiliz. İyi olana kadar devam. Şöyle pastırmanın. Yoksa pasta. Yoksa doğru. Gel. Sen ye, gel gel. Gel 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 gel. Burası da yanlış bilmiyorsam meydan diye geçiyor. Buradaki fiyatlar da bayağı uygun. Gila buru biliyor musunuz? Merhabalar. Merhabalar. Niye pijamalar güzelmiş bu arada? $99. 100 lira. Abla Enes diyor ki bana şu ayıcıklıdan alın. Bunlar güzelmiş ama. Bu da onun kimin tonu? Bu don. Bunda yarısı dikememişler, kumaş yapmamış. E ne? Aynen abi, öyle bir kesin. Hangi büyük bir şey bana yazmış? Neyle? Geç, koş yanına geç. Bakınız.
Nehir. Kendine şöyle bir ceket alıyor. Kırmızısı ve siyahı var. Benim önünde sosyete pazarı diye bir yer varmış. Var. Böyle bir yere girdik. Bindanlı'ya bayıldım. Elbise çok hoş. Toptancılar falan var. Burası da yine çarşı. İç Anadolu tarafında hep pide dükkanları var. Hani? Sıcak tahin. Siz tahin mi çektireceksiniz? Pahalı mı? Kaç kilo aldın? Bir 10 kilo aldın herhalde cevizi sucuğu. Ben 2 kilo kendime aldım. Bu benim özelim. Her zaman bulamıyorum ben bunu. Her Kayseri'ye geldiğimde alırım, götürürüm. Çünkü bu her yerde bulunmaz. Değil mi? Nevşehir'in üzümüne benziyor. Bakın burada kilosunu 120'ye çekiyorlarmış. Anneme kendine cevizi sucuk aldı. Tahin alıyoruz hep beraber. Böyle çerezler falan da var. Elvan'ın malzemeleri burada. Altına ya Dubai çikolatası aldık. Değil mi Altınay? Dubai çikolatasını da kaptı. Asla tesadüf değildir. Buranın ketesi. Tamam. Başka bir şey istiyor musun? Ekmeği diğer taraftan mı alıyoruz? Burada da böyle evet. Hepinize merhaba. Saçımı düzleştireceğim. Üstümü giydim. Şimdi birazcık makyaj yapıyormuş gibi yapacağım. Hayır. Üstüm bir yerine gözükür. Sonra en son. Hazırlandıktan sonra. Yüzüme nemlendiricimi sürdüm. Ama biraz da baz sürmek istiyorum. Renkli mi o? Renkli değil. Bu hemen böyle krem gibi bir şey. Güneş kremi. Krem verir misin? Al sen öyle teyze. Böyle bazı uyguladım. Hafif bir makyaj yapacağım ama çok fazla değil. Kapattılar mı düzleştiriciyi? Yok. Daha yok. Şöyle. Fondöten sürmek istemiyorum. Hemen bir göz makyajı. Kolye nerede? Kız! Videom gitti. Kirpik kıvırıcı yok bence. Yok. Nehir davuklas. Çünkü o ravişindi zaten. Hayır, iki tane vardı. Şöyle hemen bakın. Abla. Açık ve ablacığım bir dakika şunu bir yapayım. Bununla sinirli. Var mı? Nehir'e verdim. Şöyle bu tarafa da sarı kahverengi biraz. Ya sarı dediğim simli. Hemen buraları da. Biliyorsunuz çok fazla makyaj yapabilen birisi değilim. Ket. Dur. Bunun üstünde bir şeyler oldu ama neler oldu? Ne diyor? Şunu diyor da şurasını tutup bak. Neresini? Şu arka tarafı. Şurada şu bas gözünü açamayıp baba bak güzel oldu. Böyle biraz kontür yapmaya çalıştım da kötü oldu. Ama güzel oldu. Mahvettim yüzümü. Ah. Tamam bir çok şey olmuş, yukarıda olmuş. Dur, dur, dur. Dur, gel bakayım yanıma. Gel şey düzelteyim. Nasıl olmuşum, nasıl olmuşum? Hazır mısınız? Kombiyi gösteriyorum. Açılır mısın? Nasılım? Merhaba arkadaşlar. Düğüne böyle gidiyorum. Olmuş muyum? Heh. Nasılım? Ooo saçlarım da çok güzel olmuş.
Dümdüz çekelim. Değil, hayır, yan çeki çekildi. Tamam. Geldik. Merhaba. Merhaba. Sizi çok seviyorum. Dondum. Ben de dondum. Çok soğuk. Soğuk. Gelin. Bizden beri hiç mola vermiyordu babam, değil mi? Kendi istekleri karşılığında durur. Yok hayata durmaz. Ana! Gel. Gel. Kaçtı. Allah'ım işmişler. Siz asla benim Türk kahvesi içemeyeceğim büyük ihtimalle. Fuat. Yağmur mu yağdı? Çok seviyorum. Kırşehir'deyiz ve de Kırşehir'e yaklaştık. Kırıkkale'de miyiz? Yine bir mola verdik. Babam kendi istediği zaman gidiyor sahneye. Canım İskender çekti. Döner güzel koktu. Yesek mi? Islaktır. Yiyelim mi? Abla. Şu tipimize bak. Saçım. Çok yavaş gidiyor babam. 70. Taş patlasın 80. Şimdi arabayı ben alacağım. Binalar çok yüksek. Aşırı. Daha demin saymaya çalışırken 20'de kaldım. 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 Düğünden düğüne atlıyormuş gibi. Biz ilk başta aslında videonun oturup teker teker anlatmam gerekiyordu. Burada anlatayım, durun hepsini, her şeyi detaylıca. Şimdi Antalya'dan çıktık yola. Manavgat'ta verdik mola. Taşağı'nda. Yeni yoldan gittik Konya'dan. Orada arkadaşımın evine gittik. Bir kahvesini içtik. Kalktık. Konya'ya giderken arkadaşım yaptı. Sürpriz yaptığım için gittiğim yerleri Instagram'da paylaşmadım. WhatsApp'ta paylaştığım için de lise arkadaşım yazdı, lütfen gel diye. Normalde bizim komşumuz eski üniversite öğrencilerinden Fatma vardı. Onlara uğrayacaktık, onlar evde yokmuş. Habersiz gittiğimiz için, hani bir gün önceden söyleseydiniz mutlaka evde dururduk dediler. Öyle Hatice'nin yanına gittik, o benim lise arkadaşım. Belki bu bilgiyi paylaşmışımdır. Geçen sene de uğramıştık yanına. Özamdagil'le gittiğimizde, bu sene de nasip oldu. Sonrasında Kayseri'ye bu yüzden bayağı geç gittik. Saat 10'du biz indiğimizde. Bizim gittiğimiz düğününde kınası vardı ama katılamadık. Çünkü saat 10'dan sonra nereye gideceksin? Ertesi günde düğün vardı. Düğün günü biraz gezdik. Tanıdığımızın düğünüydü. Biz onlara hiç söylemedik geliyoruz diye. Onlar bizi çağırmışlardı ama biz gidemeyeceğimizi söylemiştik. Sonrasında bizi görünce Ferhat amca o kadar şaşırdı, o kadar mutlu oldu ki. Zeynep teyze aynı şekilde, kızlar aynı şekilde. Hele bir tane Asuman'ın bebişi var maşallah, o kadar güzel ki. Oradaki düğün de çok güzeldi. Oradan sonra dayımın yanına gittik, orada hiç şey çekmedim bu arada. Onlarla biraz çay içtik, kalktık. Sonra sabah 11 gibi Ankara'ya yola çıktık. Ankara'daki düğünde karşı komşumuzdan, Antalya düğünü olan vardı ya. Gerçi siz bilmiyorsunuz YouTube'dakiler.
bir tane düğün Antalya'da oldu, kız evinde, kına, düğün biri oldu. Sonra da erkek tarafında Ankara'da oldu. Ankara'da yaşayacaklar çünkü. Güzel bir yerdi, güzel bir salondu. Ben çok beğendim. Bir tane AVM'nin içinde bir salondu. Böyle yerdeki ışıkları, çiçekleri falan çok güzel, çok hoşuma gitti. Arkadaşıma sürpriz yapacaktım. Ben normalde onun ailesiyle gidecektim, onlar beni götüreceklerdi. Sonra annem şey yaptı, izin vermedi. Çok erken dedi. Çünkü düğün cumartesi günü, onlar salı gününden gidiyorlardı. Haklıydı biraz. Sonra ben gidemediğim için üzüldüm. Dedim ki hadi kalkın gidelim bir şekilde. Araba falan kiralamak istedim. Sonra dayım araba verdi. Biz çıktık gittik. Bizim araba tamirde ya. Tam çıkacağı gün tekrardan motoru sökmüşler. Çünkü emin olamamışlar. Araba yapılmak üzere, az kaldı. Sonrasında işte araba olmayınca biz hep beraber çıktık. Rabiş gelmek istemedi bizimle. Halam, ben, Nehir, annem, babam 5 kişi yola çıktık. Ozan da gelmek istemedi, maçı var diye. Sonrasında arkadaşım da gelmeyeceğimi duyduğu için üzülmüştü. Meğersem bunlar bana sürpriz yapıyorlarmış. Arkadaşımın eşi Hasan'la konuşuyor. Hasan işte onunla konuşuyor. İstanbul'dan Ankara kısa mesafe olduğu için o bana sürpriz yapıyor. Bana dedi ki gelemiyorum. Ben açtım telefonu, bana dedi ki kapıdayım. Şöyle bir durdum. Koşarak aşağı indim. Yok. Meğersem ona konum olarak kendi evlerinin konumunu atmışlar. Biz annesinin evindeydik. Sonra geldi. Çok mutlu oldum. O kadar mutlu oldum ki anlatamam. Yani beklemiyordum. Çok mutlu oldum. Sonrasında orada da beraber vakit geçirmiş olduk. Normalde o gece kalacaktık Ankara'da ama Serkan abi dedi ki, Serkan abigil de bu arada Ankara'ya tatile gitmişlerdi. Serkan abi Ankaralı olduğu için Özlem abagil. Onlar da düğüne geldiler. Serkan abi dedi ki hadi çıkalım, neyi bekliyorsunuz dedi. Gününüz gitmesin, pazar günü evde olmuş olalım dedi. Biz saat 12 gibi yola çıktık. Sabah 8'de evdeydik. Öyle. Hasan da geri döndü zaten hemen. O da erken gitti. 4 gibi falan evdeydi. Afyon çok soğuktu. Çok üşüdüm. Çok kötü oldum. Yemek falan yedim ya. Yani hiçbir şekilde duramadım. Onu geri çıkartmak zorunda kaldım. O kadar çok kötü oldum yani. Bir de sabah Kayseri'den Ankara'ya yolculuğa çık. Akşamına tekrardan Ankara'dan Antalya'ya git. Bayağı sıkıntıydı. Öyle. Güzeldi. Ankara'da, Kayseri'de gerçekten çok güzeldi. Ankara'daki düğün de çok güzeldi. Peri masalı gibiydi. Yani arkadaşım, çok mutluydum. Bizim karşı komşumuz benim çocukluk arkadaşım. Babasıyla babam akrabalar. Bol bol su içmeye çalışıyorum. Öyle. Görüşürüz. Bay bay. Başka anlatmam gereken bir şey var mı? Bu arada Konya'dan geçerken tam çıktığımızda paylaştım. Sonra Ankara'da, Konya'da, Kayseri'de, çarşıda görenler oldu. Böyle bana sarılıp dua eden, böyle mutluluğunu paylaşan. Ben çarşıda geziyorum ya, sürekli peşime dolanmışlar. 2-3 tane kız geldi. Onlarla fotoğraf çekindik. Bir teyze geldi, kızları geldi. Güzel güzel konuştular. Daha önce fotoğraf çekindiğim kızlar çıktı geldi. Çok güzeldi. Bu abiyeleri gösterdiğim mağazada da kızlar beni tanıdı. Abiyi denemek istedim ama zamanımız olmadığı için denemedim. O bedeni yokmuş. Arkadan açılıp kapanabiliyormuş. Çok hoşuma gitti. Sonrasında herkese gerçekten çok teşekkür ederim. Herkes yazmış. Gel kahvemizi iç, gel yemeğimizi ye. Gerçekten ben Kayseri yola çıktığımda bana atılan mesajlar, hani böyle sanki kendi akrabaları geliyormuş gibi sevinen bir sürü insan var. Aralarında hepsinden razı olsun. Zamanım olmadığı için hiçbirinize uğrayamadım. İnşallah bir gün nasip olursa oturur beraber bir kahve içeriz. Videoyu umarım beğenirsiniz. Burada çok uzun süre yoktum. Düğün telaşı falan derken bayağı bir 10 günlük süre oldu. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bye bye. Pelin bana make-up. Merhaba. Make-up yapıyor. Make-up. Hızlandırıyor mu, normal mi? Normal. Evet, öncelikle ilk katımızı atalım. Benim olmuş mu makyajım? Beni lütfen linçlemeyin. Ben sadece böyle yapıyorum. Herkes farklı yapıyor. Bu linçleme yazdırlar zaten. Hemen bekleyin. Nemlendirici yok mu?
Var ya ne yakışıklı. Nerede? Ay, yakışıklı şey ya. Bekle ya da zincirsiz olsun öyle bir model. Ama çok yakışıklı. Bence böyle çok yakışıklısın ya. Değil mi? Ben neyimi çekecektim küpemi? Halime ablam nerede? Ben onu hiç görmedim. Halime teyze. Ablam yok. Yapalım seni boş ver. Bence de. Evet. Hızlandırılmış ya, şey çekmeye gerek yok. Hızlandırılmış yapıyorum. Güzel. Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz de. Hayır, ben merhaba arkadaşlar. Ben Enes Batur. Yanımda bu kanalıma hoş geldiniz. Batur'a makyaj yapıyoruz. Şey çekiyorlar işte. Bir de şeyin cildin makyaj yapmaya çok müsait. Kırışıklık falan yok ya. Anneme yapıyorum gözü kat kat. Tövbe yarabbim. Şey yani. Zeynur da öyle diyor biliyor musun? Artık siz kırışmış. Tamam evet oğlum ya. Bunun hangisi daha koyu? Hangisi mi? Bu daha açık, bu daha koyu. Sildim şimdi bir daha yapacağım. Hah aynen böyle dur. Aynen. Neden şey sildin? Şu kadar dur. Nemlendirmeyi unuttum kötü duruyordu. Eray. Evet arkadaşlar şu an gözaltı kapatıcı sürdüğümüz için şu an sabitleme pozası ile gözaltını sabitleyeceğiz ve aydınlatacağız. Yukarı bak. Abla senin pembe şey nerede? Çanta. Burada yokmuş. Bak nasıl olmuş o? Bunu fırçayla dalsam olmaz değil mi? Bir saniye makyajıma eleştiri geldi. Kim eleştirdi? Bir yeri belirgin değilmiş. Neresi belirgin değil? Olamaz. Şurası belirgin değilmiş bir saniye. Hemen ben oraya nokta koyarım. Şey nerede pırıltı? Sen sür. Ya ben süngeri bekliyorum zaten. İstersen boncuk vereyim. Boncuk bunu açabilir var misiniz? Benim telefonu açamadık. Teşekkürler. Telefon düştü. Özer bak. YouTube'dakiler düştü. Bu da arkadaşlar çift taraflı kontür kalemi. Bir de elim hep aynı makyajı gidiyor ya. Hepinizin makyajı aynı oldu gibi oldu. Daha yapacak hiçbir şeyim yok. Sarabı yıktı da. Sen var mı? Anne de yırttı. Anne de yırttı. Benim evin olur mu demiş? Hayır. Teşekkür ederim. Canım. Bir diye. Canım. Beni niye bir tane ruj sürmedin alana sürdün? Ben sürdüm. Benim kadar güzel olmadı. Oy bu maşallah. Saat araya buldum. Ama düşeceğim birazdan kesinlikle. İstiyordum buldum. Ankara'da bile baktım. Ne güzel. Saygıdeğer misafirler, kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler. Coşkun ve yorulmaz ailelerin bu mutlu gününde Dilara ile İbrahim çifti adına hepiniz tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nikah merasimimize geçmeden önce genç çiftimize bu akşam şahitlik edecek kıymetli misafirlerimizi kürsümüze davet ediyorum. Sayın Sevim Nur Sayın, Sayın Derya Demir ve Sayın Mustafa Furkan Kasım. Buyurun. Sayın Dilara Coşkun, Sayın İbrahim Yorulmaz. Evlenme isteğiyle belediyemize müracaatta bulundunuz. Beyan ettiğiniz belgelere ve hakkınızda yaptığımızı incelemeye istinaden evlenmenize engel bir haliniz bulunmamıştır. Ancak bu isteğinizi bir de benim
sayın şahitlerimizin ve kıymetli davetlerimizin huzurunda sözlü olarak beyan etmeniz gerekmektedir. Sayın Dilara Coşkun, hiç kimsenin etkisinde kalmadan kendi isteğiniz ile Sayın İbrahim Yorulmaz ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın İbrahim Yorulmaz, hiç kimsenin etkisinde kalmadan kendi isteğiniz ile Sayın Dilara Coşkun ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın şahitlerimiz, çiftimizin evet beyanlarını duydunuz. Sizler de bu evliliğe şahitlik ediyor musunuz? Evet ediyorum. Evet ediyorum. Evet ediyorum. Ben de yasaların ve belediye başkanımın bana verdiği yetkiyle sizleri karı koca ilan ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Benim şarjım %6, telefon birazdan kapanacak. Yola çıkarken de video çekmedim. Birazcık. Saat 8, şükür geldik. Özlem abla gün nerede? Anam. Günaydın. Bak bak bak. Oldu, oldu. Oldu oğlum. Oldu. Tamam. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Yorum yapmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bu arada sürekli videolarıma yorum yapan 4-5 kişi var. Onlara çok teşekkür ederim. Beni özlediklerini yazmışlar. Hemen geldim.